Dünyanın sonuna mı geldik, kıyamet mi? Ya bundan 500 sene önce Osmanlılar da bunu düşünmüş. Demişler ki bittik artık sona geldik, kıyamet kopuyor. 3. Murat'ın başına gelen yani bu kıyamet dedikodusu üzerinden başka kimsenin başına gelmemiş. Al sana kıyamet alamet işte. Bir şehirde bir ucundan bir ucuna gidene kadar akşam olacak. İstanbul'u öyle. İstanbul. Yeniçeriler de şehri yağma ediyorlar. Yani çünkü yangında harala güreli. Çok normal çok <laughs> İstanbul'la bir gün bir uğultuyla uyanıyorlar. Deprem. Gençliğimiz ne kötü döneme denk geldi. Dünyanın son kullanma tarihinin artık <laughs> bitmiş olması. Gençler iki şey ister neyse. Ya isterük derler ya istemezük derler. Yine ne oldu hocam? Veba salgını başlıyor İstanbul'da. Yine ne oluyor hocam? Kuyruklu yıldız çıkıyor. Bahçe Türk bunu çözün yoksa çok fena yaparım. Pesimistlerini susturmak lazım. Olacak olsa gerek çağrına çağır, gerek yüreğin gen tut, gerek dar. Nisa bazen insanlar kötümser yorumlar yapıyorlar. Yani artık bu dünyanın hali ne olacak? Sosyal medyada okuyorum. Zamanım ne kadar kötü bir zamana denk geldi benim gençliğim. İlk i̇şte uygarlıklarda da vardır. Ha, dünyanın babası. sonu yaklaştı. Kıyamet kopuyor. Dünya yandı, bitti, mahvoldu, yok oldu. Değil mi sen? Yani çöktüm. Musun? Resmen çöktüm ha, şu ha, anda bile. Şöyle. Dünyanın sonuna geldiğimize dair özellikle senin neslinde, genç nesilde böyle bir Kötümsel bir hava var ama ben hep bununla mücadele ettim. Ben bu etti. nefret ettim. Etimle Gayet zarif oldu çok severim onu da. Yani bu şekilde yani. almak ne bileyim. Artık onun o sözü üzerinden ama ben hep bununla mücadele ettim biliyor musun? Yani insanlara tarihin bir takım böyle savaşlar, barış anlaşmalarından ibaret olmadığını, ya insan hikayesi olduğunu göstermeye çalıştım. Hatta yetinmedim. Kitabımda bir konuyu da bununla ilgili ele aldım. Ne o konu? Dünyanın sonuna mı geldik, kıyamet mi? Ya bundan. 500 sene önce Osmanlılar da bunu düşünmüş. Demişler ki bittik artık sona geldik, kıyamet kopuyor. Ama bunun temel nedeni ne biliyor musun? Hangi kaynağa dayanarak bunu söyleyebiliyorlar? Nasıl söylüyorlar? Çok güzel, ee, takvime göre. Mesela 2000 yılında hatırlıyor musun işte 2012 yılında maya takvimi son işte bir tek şirince kurtulacak. Evet Geri ya kalan o şirincedeki her yer... ticaretteki insanlar ne heh, kazandı heh, yani Yok olacak durumdan. niye onu maya takvimine göre söylediler. Osmanlılar da hicri takvimi kullandığı için 16. yüzyılda hicri takvimde bin yılının kıyamet yılı olacağına dair bir takım dedikodular rivayetler yayılmış. Yani Bin yıl doldu. Kıyamet kopuyor. Bu da o da bizim kullandığımız takvime göre 1591-92 yılına denk geliyor. İstanbul böyle muazzam gerilmiş. Ondan önce de hep kıyamet var ama. Hangi padişah var? Üçüncü Murat ne? dönemi. Ay neler çekmiş Üçüncü Murat. Üçüncü Murat'ın başına gelen yani bu kıyamet dedikodusu üzerinden başka kimsenin başına gelmemiş. Bir de inadına her şey de orada yorumlanmış. Yani bin yılı geliyor. Ve kıyamet kopacak. Bir de biliyorsun kıyamet hani inançsal olarak da kıyametin alametleri var. Bu Hem bizde İslam Küçük, dininde... büyük olarak ha. da kategorileştiriliyor Aynen. hatta. Aynen. Hem İslam dininde olduğu gibi, şimdi ondan bahsedeceğiz. Hem Hristiyan kültüründe de apokalips denilen, yani dünyanın sonu. E, Yuhanna İncil'in son bölümünde e, bu e, biz de de derin uyanıştan şey uyanma dönemi olarak ben atlandırıyor Öyle mi adlandırıyorsun? Evet. Şimdi peki hep hep derler ya yaşlılar işte efendim böyle yüksek binalar olacak. Hani başka değil mi alamet? Kadınlar, erkekler, ha? erkekler kadınlara. Benzeyecek evet. falan. Yalan artacak, şu olacak, bu olacak Zina, falan. hani Mesela evet. şey diyorlar al sana kıyamet alamet. işte bir şehirde bir ucundan bir ucuna gidene kadar akşam olacak. İstanbul, İstanbul. öyle. ne Ve İstanbul öyle. Ama şimdi o 1998 yılı Hicri takvime göre İstanbul'da gerginlik hat safhada 3. Murat devri. Diyorlar ki kıyamet yaklaşıyor. Kıyamet yaklaşıyor derlerken al sana alametler çıkıyor ortaya. Mesela Mesela Gedikpaşa Hamamı, Bit Pazarı ve Kapalı Çarşı civarına bir yangın çıkıyor. Zaten yangın da küçük kıyametlerden birisidir. Bir yangın çıkıyor. Ee, ve yangında gerçekten İstanbul çok korkulu günler yaşıyor. Diyorlar ki aha işte kıyamet geliyor. Böyle Ama büyük onlar da bir çok yangın. Olmaz mı ya? Evet, bir doğa var. Yani bir şeyi 40 kere söylersen olur tarzında. Ee, bu yangını fırsat bilen yeniçeriler de şehri yağma ediyorlar. Yani çünkü yangında harala gürele. Çok normal. Çok aslında normal değil, normal ya hayır değil de. yani şu an günümüzde de aynı şeyleri görüyoruz. Ha, böyle onca hak diyor ki eyvah kıyamet yaklaştı. Sonra hop Yeniçeriler bunlardan bu kaostan yararlanıp maaşlarının az olmasını bahane ederek isyan İsyan çıkarıyorlar. Bir de diyorlar ki Rumeli Beyler Bey ile Defterdar Paşadır bu işin şeyi sorumlusu. ne istiyorlar? Yeniçeriler iki şey ister neyse. Ya isterük derler ya istemezük derler. İsterdük derlerse para isterler veya da sorumlu kişinin Çok kellesini isterler. İstemedik derlerse de o kişiler o makamda istemezler. Bu padişah bile olabilir. Ne oluyor? Hop paşaların kelleleri yerde yuvarlanıyor, yerinçelilere taviz olarak veriliyor, maaşları da arttırılıyor, yaşlılar demeye başlıyor. Ah ah ayaklar baş oldu. İşte kıyamet alameti bunlar. Hani hep duymaz mısın büyüklerin? Hocam ben kıyameti biraz bireysel olarak değerlendiriyorum. Nasıl Hı. diye sorarsın? Örnek veriyorum. Bir öğrencinin yazılı esnasında kopya çekerken hocasına yakalanması veyahut babadan gizli, aileden gizli içilen bir sigaranın yakalanması ya da çok sevdiğin bir eşinin, yakınının hayatını kaybetmesi tabii. Onun için kendince bir kıyamet kopması değil midir? Tabii tabii. Bu, bununla ilgili e, Hazreti Peygamber'in hadisi bile var. Mesela diyor ki kişi öldüğünde onun kıyameti kopmuştur diyor. Bak Bu da bireysel bir kıyamet. Yani bir sürü kıyamet var hayatımızda. Bir de kıyameti koparmak diye bir deyim var bizde evet, Yani Ortalığı ayağa zaman... kaldırmak. Hmm olumlu bir şekilde anlaşılır bir şey değil. değil. Yani dini inancı olsun ya da olmasın. Kıyamet kopma e, terimine ne gelir? İşte talan olması, evet, düzenin kötü değişti. hadiseler, düzeni değişimi. Yani. İşte İstanbul'da da her bir e, yaşanan olay bu düzenin değişmesine ya da kıyamete bir alamet olarak olmuş. Bak Yençeliler ayaklandı. Aman aman ayaklar başı oldu. Paşa hamamında yangın çıktı. Şimdi Bin yılına yaklaştıkça sinirler daha da geriliyor. tamam mı? Sonra e, birdenbire İstanbul'da astronomik olarak gıda fiyatları yükseliyor. Gıda ve konut fiyatları. Ama özellikle gıda fiyatları. İstanbul halkı diyorlar ki aha bereket gitti işte. Al kıyamet alametlerinden birisi bereket ortadan kalkıyor. Biraz da bahane arıyor gibiler. Hocam. Tabii çünkü devlet de bakıyor. Devlet de bir yandan şeyle mücadele ediyor. Düzeni korumak için. Bu kıyamet söylentisiyle mücadele ediyor. Ama bunları ortaya çıkaran her kaotik durumla da mücadele etmek zorunda. Hemen padişah diyor ki İstanbul Kadısı Çivilcizade Ali Efendi. Bir araştırma ki bu fiyatlar niye arttı? Fiyatları e, bir sorgulama yapıyor. Yeniçeri Ağası, başı falan böyle bir bakıyorlar. Meğerse İstanbul'da bir takım kara borsacılar türemiş. Bunlara başı büyükler deniyor. Bunlar gelen malları Haliç'teki depolara depolamışlar. ...piyasaya az az veriyorlar. Şu anda da öyle değil mi hocam? E, bilemem ben tarihçiyim. Ben şu anda bilemem ben tarih e, anlatıyorum. Farklı sana. bir evrende de gezegende mi yaşıyorsun? Bilemem ben yani. tarihçiyim. Farklı ben geçmişin için. adamıyım ya. Sonra devlet diyor ki... ...göz açtırmayın bunlara. Bak ne yapıyorlar? Depoları basıyor, yinçirler böyle. İstanbul Kadısı inçiriyor. Lütfen güzel bir şekilde cezalandırılır. Tabii böyle. tabii. Bunlar depoları yıkıyorlar. Başına yıktırıyorlar. E, o kişiler cezalandırılıyor. Piyasaya mallar sürülünce... Piyasadaki fiyatlar iniyor çünkü bak bunda bir kıyamet alamet olarak algılıyor bereket kalktı. Oh diyor padişah ah bu 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 bunun da üstü yani yangını dindirdik. İki tane e, şeyden bir beylerbeyi bir paşanın kellesini verdik yençileri durdurduk. Fiyatlarda kontrola aldık ve tahtına oturacak oh çekeceklerinden ama olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? İstanbullular bir gün bir uğultuyla uyanıyorlar. Deprem. İstanbul'da ki Osmanlılar depreme küçük kıyamet derler. Bir başlıyor mu sallanmaya İstanbul? Haydi herkes ortaya atıyor. Bu sefer pesimistler yine saz ele alıyor. Gençliğimiz ne kötü döneme denk geldi? 1591-92 yılına denk geldi. Ama 2022 yılında e bu da teşhis değil mi hocam? Nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama sanki geçmiş dönemde yaşamış o Hı -hı. evrene gitmiş gelmiş. Tecrübe etmiş de evet. mevcut şartlarını sürekli başka dönemlerle Tabii kıyaslıyor. Aynı aynı bugün Twitter'da atılan mesajlarla o günün kahvelerinde konuşan mesaj verilen mesajlar aynı ya değişmiyor. Diyorlar ki ne kötü döneme denk geldi kıyamet döneminde dünyanın sonu geldi Bir deprem olmuş ahşap evler İstanbul yıkılmış. Bu jeolojik bir durum e, yani. Jeolojik Bizim bir durum olan... ama Değil şimdi bütün olayları birbirine bağlayarak sonumuz geldi algısı oluşuyor tamam mı? E, kıyamette de şey yok mudur hocam? Dünyanın son kullanma tarihinin artık bitmiş olması herlantı <laughs> Evet. Evet. Ama işte anlatmaya çalıştığım bak çok güzel getiriyorsun. 1591'de de dünyanın sonu geldi. 2022'de de sonu geldi. Ya olayları birbirine bağlarsan Böyle bir, bir büyük tablo her zaman oluşturabilirsin. Bunu 500 sene önce yaparsın. Şimdi de yaparsın. Dünyanın sonu ona gelmedi. Sadece bir takım olaylar oluyor. E, Covid oldu. Aynısını evet. düşündük. 2020 senesinde komple teorisyenleri evet. bir evet. anda popüler oldu. Şu evet. an her şey normalde işte. Evet işte. Kıyameti düşünmüyoruz. Evet. Ya şirince de kopuyordu. Yani şirince de kopmayacaktı pardon. 2012'de kopacaktı. Şirince'nin esnafına sadece yaradı. Evet. Başka bir şey değil. Şimdi neyse depremin de bir şekilde yaraları sarılıyor. Devlet yardım diyor. Yine 3. Murat böyle arkasına yaslanacak böyle oh diyecek ha bu işi de savuşturduk Rabbime şükür Hani gide bir de bin yılı geldi herkes şimdi böyle bekliyor kulaklar dışarıda acaba ne olacak kıyamet gökyüzü gök kubbe tepemize mi çökecek Halk yer Halk denecek genelde Çok bu gergin. ahali bunu konuşuyor değil bunu mi bunu konuşuyor ha koptu ha kopacak ha koptu ha kopacak diye haydi bakalım tam padişah tahtına oturdu derin bir nefes alacak 3. Murat ne oluyor yine ne oldu hocam veba salgını başlıyor İstanbul'da değil mi? Büyük kıran dedikleri veba salgını. Eyvah diyorlar padişahım veba baş gösterdi. Nisa veba bir yayılmaya başlıyor. İstanbul'da kayıtlara göre günde 3000 kişi cenaze çıkıyor. Artık mezarlık yetiştiremiyorlar gömmeye. Eyvah aha kıyamet geldi. İşte bak hastalık da geldi. Kırılıyoruz. Tamam bu sefer kesin dünya pesimistler yine. Dünyanın sonu geldi. Halkta tabii gerginlik yine had safhada. Padişah ne yapacak? Bir çağrı yapıyor halka. Padişah önde, İstanbul ahalisi ardında askerler, ulema karşı tarafta İstanbul Alem Dağı'na çıkıyorlar. İstanbul neredeyse incin top oynuyor. Üç gün orada kalıyorlar. Dualar ediliyor, salalar, tekbirler, kurbanlar kesiliyor. Halkın önüne sofra konuluyor, sadakalar Padişah dağıtılıyor. Padişah bayağı bir format atmış hocam. Tabii yani diyor ki Rabbim kaldır bu belayı bizim başımızdan. Böyle herkes el açmış kıyameti bekliyor. Ha, veba da kıyamet alametlerinden birisi. Neyse ki Allah'tan e, veba salgında belli bir süre sonra hani momentumunu, ivmesini yitiriyor. Ve şey oluyor, 3000 kişiden 1000 kişi, 500 100 falan derken, e, bak Covid nasıl yazın azalıyordu, kışın artıyordu bir çünkü gribal bir e, versiyon. Veba da yazın artar, kışın azalır. E tabi mevsimin de kışında gelmesiyle veba azalınca, ah Dualarımız kabul edildi. Allah'a şükür. Artık biraz da ha. yani optimizm düşünseler. Bak, ee, çözülmeye başlıyor bir şeyler. Ama bu bir bulaşıcı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Zihinsel Sonra, bir bulaşıcı. Tabi evet. zihinsel bir durum korku çok çok daha hızlı bulaşır. Melek'e kıyamet kopuyor vesairesi. Bu modern insan da olsan, yeni çağ insan, orta çağ, ilk çağ insan da olsan hiç fark etmez. İnsan insandır bu konuda. Sonra tam oh diyecek. Yine ne oluyor hocam? Kuyruklu yıldız çıkıyor. Kuyruklu yıldızın çıkması Zaten diyorlar ki Kuyruklu yıldız çıktı mı şöyle inanılır Üç şey getirir deprem veba kıtlık Deprem ve vebayı Zaten getirmişti He. elde bir Eyvah, diyorlar, bu şey kaldı Kuyruklu yıldız çıkıyor Bu kuyruklu yıldızda Öyle bir şey oluyor ki İstanbul'dan izleniyor ki Hatta şöyle Osman, O dönemin Osmanlı yazarları Şöyle bir tabir kullanırlar Geceleyin kuyruklu yıldızın geçişi o kadar aydınlattı ki neredeyse kadınlar e, oya bile işleyebileceklerdi gece. O kadar aydınlattı. yani ince iş oyası var ya. Yani bu zaten Halley Kuyruklu Yıldızı'nın çıkması da bu da bir kıyamet alameti. Neyse bu da insanlar ya yok bu öyle değildir böyle değildir anlatıyor Kuyruklu yıldız geçti ama korku var. Bu sefer bir yangın haberi daha alınıyor. Büyük bir yangın mı? Evet. Ha pardon. Yangından önce bir şey daha var. Ee, hiç olmayacak bir şey. İstanbul'da küçük bedesten soyuluyor. Diyorlar ki aha işte. it uğursuz ortaya çıktı. Bu da bir kıyamet alameti. Kötüler arttı. Padişah diyor ki ne yapın edin bulun bunu diyor. 15 gün boyunca küçük bedesten kapatılıyor. Esnaf zincire vuruluyor. Giriş çıkış yok. Tek tek sorguluyorlar. Padişah diyor ki bunu çözün. Yoksa çok fena yaparım. Çünkü İstanbul ahalisinin pesimistlerini susturmak lazım. Meğersem oradaki dükkan yabancı bir tüccarın depo olarak kullandığı bir yerde o yabancı tüccar soymuş. Ama 15 gün boyunca böyle karantina altına alınıyor. Tek tek sorgulanıyor. O da gideriliyor. Sonra işte bu yangın haberi alınıyor. Bu yangın da Ayasofya çarşısında çıkıyor. Ve sarayın duvarına kadar sıçrıyor. Şimdi Nisa şöyle bir şey var. Osmanlı'da bir inanç bu bir batılı itikat mı dersin, bir gelenek mi? Eğer sarayda yangın çıkarsa veyahut da çıkan yangın sarayın duvarını alevler yalayıp geçse bile bu padişahın öleceğini işarettir. Böyle bir inanç var. Hurafe. Hurafe ama padişah bunu duyunca saraya Ayasofya içerisinde çıkan yangının sarayın duvarlarına eriştiği haberini alınca diyor ki anladım bizim vaktimiz gelmiştir diyor. Padişah bile ikna Tabii oldu ikna aslında. O, kendini mi hastetti, yoksa kehanet mi gerçekleşti bilmem. Sonra 3. Murat'ın sağlığı bu kadar şeyle boğuşmuş. Günden güne bozuluyor. Yüksek ateş düşüremiyorlar. Yüksek ateş düşürmek için buz tedavisi uygulanıyor. Buz tedavisi uygulandığı için de padişah zatürreye yakalanıyor. Zatürreden de kurtulamayarak hayatını kaybediyor. Gerçekten Ama adamı kısa yani yemiş sonra... bitirmişler sömürmüşler Aslında ya. kıyamet kıyameti İstanbul ahalisi beklerken meğersem kimin kıyameti kopacakmış? Demin Hazreti Peygamber'in sözünde söyledim. Kişi öldüğünde onun kıyameti kopmuştur. Küçük kıyamet. Meğersem bunların hepsi Padişah 3. Murat'ın kıyametine işaret ediyormuş. Peki İstanbul ahalisi ne yapıyor? E kıyameti unutup hayatına devam ediyorlar ondan sonra. Yani İsrafil <laughs> e, erkenden gelip Azrail'den evet. fazla mesai harcamamış diyorsun evet, yani Evet. Ya bak bu bir algı, toplumsal bir algıdır. Osmanlı'da kimi zaman bu kıyamet işler her kötü gittiğinde. Toplu yaşanan bir bilinç sıçraması olarak. Bak, i̇şler her kötü gittiğinde Osmanlılarda aha kıyamet kopuyor mantığı var. Mesela 3. Selim döneminde İngiliz donanması İstanbul'u kuşatmış başımıza yıkarız demişler. Bildiğin savaş gemileri İstanbul önlerine gelmiş. Ha, sonra İstanbul'a halisi askerlerle ele ele verip İngiliz donanmasını kovalamışlar ama pesimistler o dönemde de kötümserler şöyle demiş. Kıyamet alametlerinden birisi de Beni Asfar'ın yani sarı oğullarının yani sarı bir ırkın kavmin geleceği. Aa İngiliz sarışın adamlar geldi hilafet merkezini, payitahtı, başkenti başımıza yıkacaklar. Aa ah, sen kıyamet alameti demişler. Bak bu da bir kıyamet alamet. Veyahut da e, biliyorsun İslami anlayışta Yecüc Mecüc vardır. Yecüc Mecüc'ün çıkması. Mesela Moğol istilası olduğu dönemde bütün Müslümanlar o dönemde Osmanlı yok tabii ki orta çağdan. Bu ben. hikaye doğru mu? E, bu bir hadis-i şeriflerde geçen bir şey bir de şey Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Zulkane'nin gidip Yecüc ve Mecüc'ü ama kim olduğu belli <laughs> değil. Ona... Biliyorum ama evet. Buna Çinliler diyorlar, Moğollar diyor. Kimi zaman Türk diyenler olmuş Araplardan. Kimi zaman işte buna modern tabirle işte terörlü gecüç mecüç yapanlar çıkmış. Yani e, dini metinde var ama kim olduğunu net olarak bilemiyoruz. Yani zamanında Moğollara demişler. İşte sonra başka şey edermiş. Bir de Dabbetül Arz meselesi var. Yerden bir canlı çıkacak. E, onu da yine Kur'an-ı Kerim'de var ama kim olduğunu bilemiyor. Yani. Ee, olabilir tabii ki böyle mistik ve apokalips filmler de yapılabilir yapılıyor da batıda zaten şöyle bir şey var Nisa bak Osmanlı'da işler her kötü gittiğinde kötümserler elini dizine vurup kıyamet geliyor e ne, ha, bunlar de, aktarılmış hocam kıyamet alameti öyle. deniyor şimdi o yüzden ha twitter'dakini oku bugün dünyanın sonu geldi al ben sana Osmanlı'dan bir tablo çektim toplumsal kaos, fiyatların artışı, salgın, hastalık, yangın, deprem olduğu zaman o dönemde de kıyamet geldi deniyor. Bu dönemde Hocam, de kıyamet hiçbir şey geldi şey deniyor. Bundan 100 yıl sonra da aynısını biz tekrarlamaya başlayacağız. Tabii. Yani biz olmayacağız. Bizim nesillere aktaracağımız çocuklarımız, torunlarımız büyük bir ihtimalle aynısını yaşayacak. Bir gün seni izlerlerse de işte benim büyük büyük dedem Koray Şerbetçi bundan bahsediyormuş diye düşünür. Evet mesela yani şunu da söyleyeyim. Bugün bazı insanlara sorarsan yapay zekanın ortaya çıkması dabbetül arz diyorlar mesela. Hadi bakalım ne yapacaksın? Yani bak bu algı hiç bitmez. Hani bu tabii inanıyorsan inanç olarak vardır ama ama ha, bu... internetle bağdaştırmak da biraz yorumdur aslında. E, yorum işte o gün de o gün de İngilizce beni asfar diyordu. E bugün Şimdi beni de interneti e Bugün oluyor. de başka bir şey diyor. Ama insanda bir son korkusu, sona yaklaşma korkusu hiçbir zaman bitmez. Osmanlı'da da bitmemiş. Korku ve çekici de geliyor hocam Çekici bu değil. Mesela şu an e, biz uzun uzun bir makaleden, bir araştırmadan bahsedelim. Ya Kaç kişi bizi açıp da dinleyecek ya da okuyacak? Nadir biliyorsun. Tüketim kültüründe zaten, kültür endüstrisinde bu aşılanmaya çalışılmış. Ama nereye gidersen git, inancı olsun ya da olmasın, Kıyamet senaryosuyla alakalı her konu insanın ilgisini çeker. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Özellikle de inancı olan bu konuda e, kitaba inanan insanlarda da çekici gelmemesi için de bir unsur yok. Yaşanacak olan hadiseler çok düşüncesi bile çok korkutucu, ürkütücü değil Çünkü mi sence? Çünkü bilinçaltı iki tane e, mesajı reddedemez. Birisi ölümle ilgili mesajlardır. Reklam sektörü de bunu çok kullanır. İkincisi de doğal olarak cinsellikle ilgili mesajlardır. Bunlar ister istemez insanın bilinçaltına direkt hitap ettiği için bugün sen bir korku senaryosu ortaya at. Bir şey Twitter'da yaz kıyametle ilgili ya da bir şey yaz. O her şeyden fazla ilgi görünüyor. Niye? Çünkü ucunda ölüm, yok olmak, başına kötü bir İnsan şey gelmek var. İnsan yok mudur hocam? Mutluluğunu paylaşan insanlar böyle nadiren böyle yanında evet. olmaya çalışırız. Mutsuz olan insana destek olmak maksatta değil de mutsuzluğundan mutlu olduğumuz için, kötü senaryolardan zevk ve haz aldığımız için de aslında evet. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Pek işte, umudum yok. Ama işte 17. yüzyılda eyvah dünyanın sonu geldi diyen varken Katip Çelebi gibi. Bence bizim Türk tarihinin en böyle yüzü ak e, alimlerinden, bilginlerinden birisi. Muazzam bir sosyal bilimci e, Katip Çelebi. Katip Çelebi yazdığı kitapta bunların ne kadar e, cahil insanların işi olduğunu, en ufak bir hadiseyi bile dünyanın sonunun gelmesi yorumlayanın hani tabiri af buyur ahmaklık olduğunu anlatan e, kitaplarında yazmış. Yani biraz kötümserleri mesajı değil de böyle aklı başında adamları dinleyelim derim. O kadar benden yani. Seninle bu konuda hemfikir olduk. Evet. İlginç. ilginç. Yani sürekli tartışıyoruz. farklı fikirleri benimseyen insanlarız ama neden hemfikir olduk? Büyük bir ihtimalle pesimizm denince beni böyle Damarımdan vurdun hocam. Evet. Ben bu konuda iyimser bir adam. Militan bir iyimserim yani. <laughs> e, hümanist olmadan bir iyimserim. Hümanizmde bir, bir şey yok yani. Kimse evet. yemesin savunmaması. Yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum Şöyle ama. Şöyle söyleyeyim istersen bitirelim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gazavatı Hayrettin'de bir şiiri var. Çok güzeldir bu. Birazcık bunu uymak lazım. Bence çok büyük bir kişisel gelişim mottosu. Bu duvara çerçeveleyip asılsa Vallahi çok yerinde olur. Olacak olsa gerek çağrına çağır, gerek yüreğin gen tut, yani geniş, gerek dar. Hep havalı bitiş ya. Evet, Bayılıyorum öyle. bu tarzda hocam. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.